Maddi hayat, ondan sonra dairi rububiyet, dairi uluhiyet, şu çizgi, şu çizgi, şu çizgiye bak, dikkat edin şu çizgi. Arşı azam. Şu çizgi. Kutu arşı azam yaz. Bu içine yazdım diye içi değil. Şurası. Şurası. Bu alem Kitab-ı Mubin. Hazır zaman, hazır zaman zemini, hal, kaza, kudret defteri, cilve-i rububiyet, cilve-i uluhiyet, ondan sonra şu çepeçevre sardığını kabul edin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kat sema. Anladınız mı? Bu böyle sarıyor. Evet. O da iç içe daireler gibi oluyor. He, anladık. Yani şöyle kabul edin. Şimdi burası da esir. Burası da imami mubin. Burası da ebed. Müstakbel, burası maziydi, burası müstakbel, ondan sonra burası çok hoş. Burasını siliyoruz. Bu yok. Burada alemi berza. Levh-i misali. Alemi mana. Alemi erva. Cennet, cehennem, tabii bunu şuraya koymam lazımdı. Şöyle yapayım hiç bozmadan. Yok, karışmasın. Hepsi aynı alemde fakat göz yanılmasın diye şunu yapayım. Cennet, cehennem, Sidretü münteha, alemin. Ama niçin böyle yaptım biliyor musun? Bak, gene aynı eskiye döneceğim. Kafamı karıştırdım şimdi. Buradan bu tarafa geliniyor insanların nazarı. Anladın mı? O zaman burası alemin berzahtır. Doğru. Karışmayayım ben hiç. Burası buradan geliniyor. Yedi kat semadan sonra bunlar.
levh-i misali. Bir ağacın şeyi de çıkıyor şimdi. Evet. Ondan sonra alemi mana. Ben şimdi kafamı karıştırınca bunu ulaşılmış. Şimdi ne karışıyorum ben? Alemi erva. Ondan sonra cennet, cehennem. Ondan sonra son cenneti son odudu. Zannediliyor ki varılabilecek son makam. Hayır, cennetin son makamı Sidret-i Muntaha. Ondan sonra neler var daha? Yani burayı şey kabul edin ya. Bu burada da var. Ha. Anladınız mı? Daire olduğu için. Sidret-i Muntaha'dan sonra işte bunlara geçiyorsun. Lef-i misali, alem-i misalle karıştırma. Şimdi burası Ahmet aleyhissalatü vesselam meyve ondan sonra burası Kur'an içinde yazıyorum ama karışmaz değil mi burasıdır? Evet. Burada Ahmet'ti. Burası, buraya yazıyorum ama Muhammed. Aleyhissalatü vesselam. Efendim. Şimdi buraya ilmi muhiti ezeli, buraya ilmi ezeli yazayım. Allah. İlmi muhiti ezeli, ilmi ezeli. Ondan sonra malum. Lef-i mahfuz, ilim, ilim dairesi bu aynı zamanda, burası, meyve, ilmi, daire ilim, evet, cilve ilim, burada da başka, şimdi sevgili kardeşim gelelim şimdi şeye, kudret defteri, kader defteri yazdık mı buraya? Kader defteri yazmışsın abi. Yazmış mı? İkinci İmam Mübin'den sonra kader defteri yazdı altta. Heh. Hemen yazılı. Tamam. Tamam herhalde inşallah eksik yazmamışım. Ruhlar alemi o alem ervah olduğu an. Şimdi her şeyi kuşatmıştır. Köşede hiçbir şey yoktur kainatta. Bu şema sizi her zaman canlı tutar. Bu şema bir içinde, zaten Esma'yı şey yapacağım, bilmem görebiliyor musunuz? Esma'da sıfattan Esma dairesi, fiil dairesi, faaliyet dairesi. Hangi Esmalar var? Yani sıfat dairesinin şey, mahiyeti zatiye, şuhunat-ı zatiye, sıfatın şeye, tezahürü, sıfattan Esma'ya, fiil dairesi, faal dairesi ve mahfurat vesaire. Onu inşallah başka zaman. Şimdi sevgili kardeşim bu hulasa. Bu hulasa. Şimdi bu kainat hal ve kaza. Biz buradayız. Hazır zaman zemini şu dünya. Kitab-ı Mubin. Burası. Burası Kitab-ı Mubin. Nedir? Bir ucu Ahmet'tir, bir ucu Muhammed'tir. Meyve ve çekirdek. Cilve-i Rububiyet'tir. Efendim, burası da rububiyettir. Bu daire-i rububiyettir. Bu rububiyet. Hani 3 tane, 5 tane de rububiyet anlatıyor külliyata. Uliye. Mesela rububiyeti muhitay ezeliye. Rububiyeti muhitay ezeliye. Rububiyet ezeliye. Rububiyet. Daire-i rububiyet. Cilve-i rububiyet.
Ne oldu külliyatta bu tabirlere bak? Hepsi değişti. Uluhiyeti muhita yezeli. O zaman bu. Uluhiyeti muhiti ezeli. Uluhiyet ezeliye. Uluhiyet, daire uluhiyet, cilve uluhiyet. Ezeli tabirini kullanınca bu. Muhit ezeli olunca bu. Ezeli olunca bu. Şimdi neyse. Bu alemi gayb esirdendir. Arş-ı azam budur. Şuraya da, şunu bak unuttuk. Bu çizginin adı lef-i mah ispat. Bu. İşte evliyanın nazarı buraya çıkıyor. Nadiren buraya çıkar der ustad lemalarda ve şualarda. Bunun lef-i mah ispat bu yedi kat semadan sonradır. Ondan sonra bunlar geçiyor. Şimdi sevgili kardeşim, bu bizim bulunduğumuz alem bu alem. Bizim çevre kuşattan bizi mecudur. Kuşatmıştır. Onu esma kuşatmıştır sıfat ve zel. Yani biz Allah'lığın hakikatinin içindeyiz, dışında değiliz. Celle Celal. O zaman kıymetini bil, yerin burası. Yani Allah haşa burada, sen burada öyle değil. Merhametim, gadabım vesaire sıfatlarım dışında içimde. Fihi mafi, içi dışında dışıcı. Aslında dışımdaki hakikat içinin dışa tezahürü. Mesela çekirdek. Çekirdek düşünün böyle. Toprak, çekirdek, ağaç. Burası dışı, çekirdeğin. Ama bunun dışı, bunun içi bu. Bu neyse burada vardır. O zaman benim hakikatim ruhumda, içimdedir. Anladın mı? O zaman dışında gibi gözükürken Allahu vel evvelu vel ahiru ve zahiru vel batin ve ve bikün şeyler. Bu. Allah zahirdir. Burada Allah'lık hakikati gözüküyor Celle Celaluhu. Esma yoluyla, haşa vahdet-i vücut gibi değil, tövbe estağfurullah, hem o os değil, hem o öze ostur. Her şey ondandır, o değildir. Bendendir bu semasa, bu kalem bendendir ama ben değildir. Burası olsa buna ne isim koyduk böyle? O ki bu çekirdekten çıkan yaprak, çekirdektir, niye yaprak dedin? Meyve yiyorsun, çekirdeği yiyebiliyor musun? Meyveye çekirdek denmediği gibi, kütüğe çekirdek denmediği gibi buna da denmez. Her şey ondandır, o değildir. İnşallah bir günde dört gün ulaştığım şey var, vücut mertebeleri. Mesela güneş, fotoğraf makinesindeki aynada gözüken güneş, fotoğraf makinesindeki ayna ve kağıda akseden resim. Dört mertebeyi Muhiddin arabayı şey yapamadığı için hemen ozostur, hemen ostur dedi. Hemen ostur dedi. Her şey odur. Haşa. O ki odur. Bunlar niye öyle isim almış? O zaman çıksaydın işin içinden deseydin ki efendim vacibül vücuttur. O zaman niye zuhurat ve füyuzat diyorsun? Zuhurat ve füyuzatlar aslının ta kendisi ise onun adı niye füyuzattır? Niye lahut demiyorsun? Anlıyor musun? Değildir. Bu olsa bunlar mertebe olmaz. Bak katlar katlar bilmem ne dedim. Yani bir hakikatin çeşitli şeyde tecellisi var. Dedik ya, ilmi muhit ezeli. İlmi ezeli. Aynı değiller. Esma ile sıfat aynı mıdır? Esmanın kaynağı sıfattır. Esma nereden çıkar? Sıfattan çıkar. Aynı olur mu? Sen esmaya ne dersin ya? Ha şimdi, biz buradayız. Bizim çepeçevre saran yedi kat semadır. Burası kitab-ı mübin alemidir. Ve bizim hemen şey terakki edersen lev-i mahve ispata geçersin. Oradan alim-i misala. Oradan alim-i ervaha. Yani buradaki alim-i ervahla buradaki alim-i ervah farkı şudur. Biz buradan yaratılmadan yani vücuda gelmeden ezel. Yani ezel tarafımız. Yani mazi. Oradaki durumumuz bu ebeddeki durumumuz.
şu, elbetteki durumumuz. Elbette ki ruh keyfiyeti farklı bir hal almıştır. Aynı yere girersen aynı şey olur. Mesela şu ne demektir? Şu gene çizeceğim, bunu silmeyeyim. Burada lütfen burada kabul etmeyin bu ağacı. Şurada meyvesin. Ya şimdi sen bu çekirdek, şey meyve buradayken elma değilsin, ona elma denmez, satılamaz. Elma şu kadar, elma şu kadar diye çekirdek satılamaz. Ama elma olursa satılır. Şimdi buradaki durumumuz bu. Buradaki durumumuz bu. Yani eğer tekrar bunun aslına gelmek istersen, ölen tekrar geldiği aleme, alem ervaha gidiyorsa o zaman çekirdek oldu. O zaman günahsız oldu. Günah nereye koyacaksın? Dünyada bir sürü günah kazandı. Kemalat kazandı. Burada ne kemalat var, ne belirleniş var. Öyle bir insan adayı. Ne günah varsa ne sebap var burada. Peki buradaki günah ve sebabını buraya geçersen, yani gittiğin alemin rengine boyanacaksın. Dünya gibi değilsin ki. Mesela bir adam gelmiş burada sazıyla zurna söylüyor. Bir dakika kardeşim, girdiğin aleme uygun olacaksın. Yoksa çık, su gittiği aleme göre şekil alıyorsa, aleme misal da her şeyin fotoğrafları mazi ve mustakbel hal. Ne olacak? Onun 109. sayfada sözlerde diyor, canlı ve ruhlu elba kaderiyeden alınır diyor. Misali levhalardan alınır. Buraya gelir, burada şekil alır, aldıktan sonra levh-i misaliye geçir. Hocam, buyurun. Ezeldeki alemi ervahta sadece ruh var. Evet. Hali hazırda vücutla ruh var. Evet. Elbette ise, berzahta ise ruh var. Ondan sonra cennet veya cehennem yerinde de vücut tekrar giydiriliyor ya. Giydiriliyor. Ruh orada vücutla var. Evet. Ama ezelde vücutla yok. Yoktur. Atom seviyesinde değil. Maddi hayat seviyesinde var. Çok güzel. Şimdi ondan sonra Muhammed Esma, Arş dedik. Efendim Arş Azam. Burada soracağınız bir şey var mı? İmanı mümkün mü kaderi defterin üzerindeki? İmam-ı Binler'de, ha evet, yani bunun şey sıra değil de bu sığmadığı için bu alem, bu alemde, bu alemde mazi müstakbel, bu da İmam-ı Mubin yazmadın mı? İmam-ı Mubin. Var, orada var, solda. Nerede? Ha pardon, yazmış. Eski İmam-ı Mubin müstakbel. Evet, çünkü İmam-ı Mubin mazi ve müstakbele bakar. Mazi, müstakbel. Kader defteri yukarıda. Evet. Bu da kitab-ı mübin hazır zamana bakar. Hal ve kaza. Kudret defteri. Kader defterinin... Sen buradasın yani. Evet. Şimdi sen yerini anladın mı Allah'ım? O zaman kıymetin daha ne oldu şimdi? Daha henüz kıymetim. Evet, anlayamadım. Çünkü sarhoş gibisin. Çünkü anlayam biraz bunu. Evet, bunu anladık mı? Altı tane iman esası niye yedi? Bu. Bak bu bir, bu iki, bu üç, bu dört, bu beş, bu komple Nur-u Muhammedi'den çıkana da bir sayılıyor. Altı iman esasının iman ediş kaynaklarına dönüş demektir. Kader defteri ile levh-i mahfuz arasında bir şey var mı? Bunu çıkartmasan, bu şeyi getirmesen İslam esası, İslam esası budur. İslam'a ne demiş ustad? İslam'a büyük insan deniliyor Muhakemat 38'de. İnsan, insan ekbere İslamiyet denmiş. Biliyor muydunuz onu? İnsan ekbere insaniyet. İnsaniyet. İnsan ekber manasını olan İslamiyet diyor. İslamiyet insan ekberdir. Yani Kur'an'ın dışa vuruşu. Demek ki bu insaniyetiyle bunlar beraber oluyor. O zaman beş oluyor. Bu. Ama iman esas olunca kendinden kendine, kendine dönüş, kendini buluş manası olan iman esası. Yani kendi hakikatini bulma ifadesi. Niye peygambere iman etme? Adem Aleyhisselam, çünkü oradan belirleniyorsun sen. İnsanlığın Adem Aleyhisselam'da belirleniyorsun. Farka gelme fırsatı. Çünkü Adem Aleyhisselam'ın insan olduğunu şeyde anlamış. Arafat'ta. Cennette insan olduğunu bilmiyordu. Çünkü insanı belirleyen zıtlar yoktu. Orada anlamış. İnsaniyeti kübreyi orada fark etmiş. Emaneti kübreyi orada fark etmiş.
İnsan ekberi orada fark etmiş. Dişi ve erkekliğin dünyadaki şeyi orada olmuş. İlk cima orada oldu. İlk döllenme, Rab-ı Madere orada olmuştur. Ama cennette başka bir şekil vardı. Onlar kovuldu. Abi istersen bu şekil kalsın böyle. Kalmasın bu. Çünkü bazılar görür. Şey olmaz. Çekeriz bir kenara. Bunu yani böyle 10 dakikada hemen şey yapacak bir evet. durumumuz yok yani. Ben 11 sene uğraştım. Onun için yani şimdi bir dakika. Belki sana tuhaf gelebilir bazı sorularımız. Yok hiç gelmeyecek. Hı. Çünkü arkadaşlar vallahi nefis cümleden etna, vazife cümleden âlâ. Allah taksiratımızı affetsin. Yapacağımız, yapmış olduğumuz yanlışlıkları da iyi niyetimize saysın Cenab-ı Hak. Şimdi burada sıfatta bir ilim var. Biliyorsun 7 tane sıfat var. Zati var, subuti sıfatlar var. Subuti sıfatların tersi de ilimdir. İlimin, külliyattan geçen ilimi topladık bilgisayarda. İlk bilgisayarda, dolayısıyla internette ilk Risale-i Nur Zeytinburnu'nda yapılmış. 91'de yazılmış. O zaman 6500 dolara bilgisayarı almıştık Macintosh. 6500 dolar. 1991'de. O zaman ilk bilgisayardayız. Ondan sonra internet diğer cemaatleri alıp çaldık. İlk Zeytinburnu'nda 5-6 kişinin kadroyla yazdılar. Orada bilgisayardan çıkan külliyattaki, bak bir şey anlatıyorum, okuma şekli nasıl vardınız böyle. Bir daha hulasa ediyorum, bu manayı değil. Varış yolunu. Ben ilk önce şöyle yola çıktım. Ustad diyor ki ben hörev kuruşta farklı anlıyorum ve farklı görüyorum. Demek ki bu okuma farklı, farklıdır. Mutlaka farklı olması lazım. Benim okuduğum gibi okursa ustad farklı görmez. Ben 12. lemaya girince anlıyorum. 10. lemaya girince daha gelmedi. Birinci söz. Birinci söz. İşte 10. söz hemen. Ustadın bir farklı okuyuşu var. O zaman okumayı merak ettim. Nasıl okumam lazım? 4-5 defa külliyatı lugata bakmadan oku. 5 defadan sonra 1-2 defa lugata bakmadan oku. 1 veya 2. 4-5 defaya kadar 3 tane nurdur. Ve ahir davahum en elhamdülillah rabbil alemin el fatiha teman salat. Üç defadan sonra mevzu, yani külliyatta bir mevzu geçiyor. İstina nerelerde geçiyor? Sözlerde geçiyor, mektubatta geçiyor, varlığa geçiyor, mirdanda geçiyor vesaire. Ne yaptı? 3. 5 mi? Yok. 2 defa lugatsız okumak. Tamam. Sıra. 1 defa, 3 defa da lugatlı okumak, 5. 5 defadan sonra kaç okumayı saymıyorum, şekli. 3. okuma şekli. Bu mevzular nerede dağıtılmış? Atıf yapmak. Hı hı. Mesela şöyle yapabilirsin. Sözler 216. Barla'ya yazıyorsun. Barla'ya geç. Şu Barla'da yazdın. Sözlere geçiyorsun. Barla 123 diyorsun. Yani kenarlarına paragraf açılımlarını yap. Paragrafın kenarına şu paragraf kabul et. Nokta. Şuraya Barla 123. Bunu şurada sözler kabul et. Sözler 124 gibi. Böyle bu mevzuların nerelerde dağıtılmış? Ne etti? Sana 4. okuma şekli. 5 ise bu mevzuların da atıfları. Bu mevzular nerede geçiyor? Mesela istina nerede geçiyor? Ama istina izah ederken paragraf paragraf izah ediyor. Bu paragrafın izahı nerede? 5. okuma onu bulma. 6. okuma bunun içinden geçen cümlelerin açılımları nerede? Mesela mahiyet insaniye birdir, inkısamı gayri mümkündür. Bir cümledir. Mahiyet insaniye birdir, inkısamı gayri mümkündür. Bir cümledir. Nur Muhammedi'den temessül eden imkanı vücutlar vücudu harici mazar olamamışlarsa ilmeziyle aynı olmuştur. Bu ne demektir? Ha bu cümle açılım. 6. okuma buydu. 7. okuma veya 6 mı 7 mi süreyi unuttum. Kelime, Ustad Hazretleri tahmin 261 şualarda şey diyor, sandıktır diyor Risale-i Nur kelimeleri. Risale-i Nur kelimeleri sandıktır diyor. Ha, bu sandığın içinde neler var? O kelime açılımları, yani bu kelime nerede açıyor?
kelime. Ha kelimede durdum. Daha ileri gidemedim. Kelime şu. Mesela kelimemiz şu olsun. Bilim. Bunu aldım bilgisayardan. Bütün ilim geçen paragrafları topladık. A4 olarak 283 sayfa çıktı. Bunu aldım defteri. Okudum bir iki defa. En azından 6 defa okudum. 3. defa okuyuşta ilgimi çekenleri aynı metni yazdım. Sözler 126 tırnak aç. Merak ettiğimi yazdım. Sonra anladığımı. Sonra anladığımı külliyattan destek aradım. Destek. Destekleri de yazdım. Desteklerin metnini de yazdım. Anladığımı da yazdım. Böylelikle 6 defa okuyunca karşıma 6 tane ilim çıktı. Şey 5 tane. İlmi muhiti ezeli sıfatmış. İlmi ezeli esmaymış. Efendim bu malum ilimmiş. Daire ilim. Daire ilim. Cilve ilim. Burası aynı zamanda cilveyi ilim. Ha o zaman baktım ha ustad o kullandığı tabirleri onu kastediyor. Böyle ondan sonra yani bunun hakkında bu şekilde ilim toplaması okuduğum gibi yüzlerce toplama okudum. Yani rububiyet, uluhiyet, arş, arş-ı azam, maddi hayat, alemi misal, nefi misal, mana, nur, enem. Yani ne aklına geliyorsa? Ne mesela? 11 sene. Buna benzer kelime olarak onu saysalar mı? Bilmiyorum. Akıl, ruh. Akıl, ruh, meleke, zuhurat, fuyuzat, risalet, amel, muhammed. Evet. Külliyat ne geliyorsa? Bunlar hepsini okudum. Yani. Bu sefer okudum. Tekrar okuduklarım defterlerimi, 11 tane defter oldu 11 sene. O defterleri okuduğum zaman baktım ki ilgimi çekti sonra. Birisinin bittiği yerde birisi başlamış, birisinin bittiği yerde birisi başlamış. O bitenleri birisi başlamışsa baktım ki o bittiği yerden o başlıyor. O bittiği yerden o başlayınca bir birleştirdim, böyle bir şey çıktı. Ondan sonra bu tabi bu ana neticesi fakat buna varmak için belki de yüzlerce şey var, görüntü var. Mesela rububiyeti çizmişiz, maddi hayatı, hepsinde insanı çizmişim, insan, aymışız, ruh, paramparça etmişiz böyle. Mesela bir parça yapmıştım size, eleyi açmıştım ilk derste. Ondan sonra hayatlara biraz verdik, hayatı ele alıyoruz, hayatı açıyoruz böyle. Yani detay indikçe açılıyor, korkun böyle. Bu sefer ne işe yarıyor? En azından kendimizi müsbet manada, daire nurda, İmam-ı Kur'an manasında, Ehl-i Sünnet dairesinin insanı içinde elimizden geldiği kadar sabit, sari ifadelerden içinde korunmak adına kalmak şekliyle kendimizi en azından müsbet manada kalmaya çalışıyoruz. Şimdi nereye vardım? Eğer ustad bu ve bunun gibi manalar mertebesini fark etmeden eğer bizim bildiğimiz gibi okumuşsa ölünceye kadar külliyat okunamaz. Çünkü Kur'an hakkında söylüyor mektubatta. Öyle böyle o hissim bu hissim hep alıştı diyor. Ünsiyet bedel diyor. Ülfet bedel belası var diyor. Ondan feveren. Bir duygun var ki diyor ülfet etmedi Kur'an'a. Onu bulmak. Onu da bu sefer hatırlarsanız 6 ve 7. okuma şeklimiz kelimeydi. Kelime mesela tereşşu. Tereşşu'yu bir haftada okudum. Temessülü bir haftada okudum. Ne çıktı biliyor musun? Tereşşu çekirdekten temessülük söylüyorum. Çekirdekten ağacın detay şeklinde açığa çıkmasına temessül, ağacın hulasalanıp çekirdeğin içindeki çekirdek şeklinde olmasına da tereşşu. Lugatta da ikisi yansıma. İkisi bakın görün. Oysa eyne seramine süreyya. Yansıma, sızıntı. İşte evet. Sızıntı aynı yani hulasalanma bir noktada. Aynada veya suda. Vermiyor zaten evet. Ağrıya o şeyin. Yani içeriden dışarı, dışarıdan içeri bak. Ahmet, Muhammed, Muhammed, Ahmet. Ahmet'le... Aynı şeylere çıkıyor yani. Evet, Ahmet'le Muhammed'e bakarsan, efendim şey oluyor. Efendim şey, teleşu. Muhammed'le buna bakar, aynı yerde çıkmıyor. Çok farklı şeylerdir. Hayır, demek istediğim aynı sistematikte bir dairenin içerisinde bir şey. Evet, şimdi... Bu olunca külliyattan bıkmıyorsun. Bundan sonra
şey başlıyor. hislenme, yani tasavvuf literatüründe buraya kadar ruh. İlimdi değil mi hocam? İlimdi. Burada bitiyor ilim. Bütün mesela zahir ilimler burada bitiyor. Buradan sonra ruhlanma, rahlanma, ferahlanma. Bizde ise külliyatta fikretme, hissetme, mahsetme, zevk etme. Fikretme, hissetme, mahsetme, zevk etme. Tasavvuf literatüründe ruhlanma, rahlanma, ferahlanma. Mesela 90 sene diyor Abdülkadir Geylani Hazretleri için söylüyor usta. Terakkisinin şeyi bu değildir. Şey, zahir ilim değil. Abdestin farzı kaçtır? 4'tür. 500 defa da okusan, 1 defa da okusan değişir mi? Demek onlar ilimdir, bitiyor. Ondan sonra artık orada ilim yok mu? Var ama başka bir ilim. Bizim bildiğimiz ilim değil artık. İlim çünkü burası da cilve-i ilimdi. Cilve-i ilimden şeye geçiyorsun, daire-i ilime geçiyorsun. Lef-i Mahfuz daire-i ilimdir. Komplesi ilim alemidir. Anladın mı? Senin dediğin o ilimden hissetme, zevklenme şeyi bir geçiş. Onlar nerede oluyor? Kardeş artık bunlar yaşanır. Bunlar artık ifade edilmez. Yani bu şey Mevlana diyor ki söyle bakalım. Ama söyle bakayım ne dedin? Ama onların şeyi nerede? Bu dairenin neresinde? Ha, onun dairesi çizmiştik daha önce. Bir ene vardı. Evet. En önemli tezahür, dal ve budaklarını getirsek dedik ki hepsinin detayı, yüzlerce resim var. Yani bir hissin buradaki yeri neresidir? Evet. Buraya nasıl bakar? Buraya nasıl bakar? Eneye nasıl bakar? Biraz şeyi çizmiştim hatırlarsan. Şu. Siliyorum. Sileyim mi? Bak işte onu hocam, göstereyim. Bunu bir daha işlemeyeceksin. Yok, işlemeyeceğim. Tamam. Evet, tekrar. Şu, şuraya şey yapayım istersen. Vücudu haricisi, hayat ve şuur, kanunu en... Orada mı var ya senin dediğin? Şuur, his, akıl, ruh. Bak. Zih, hayat. Zih, şuur. Mevzumuz. Şu daha çiz. Kalın. Bak şimdi. Bu bir derece latif ve ruha münasip bir glaf ile latifi bir beden misalisi var. 580 sözlerde. Bu ene mahluk değil. Bu kanunu emr, evamiri tekmine de diyebiliriz. Malum. Sonra ruha 4 tane vasıf takılmış, mahluk olmuş. Ruh bu takılmadan 4 vasıf takılmadan önce mahluk değildi. Kanun emriydi, buydu. Bu özellik takılınca ruh bir daire dışarıya düştü. Ha, kanun emri nedir? Esma-i Hüsna'nın, binbir Esma-i Hüsna'nın insanda nümine konmasıdır. Bütün Esma-i Hüsna'nın bir noktadaki tecellisi. Vücud-u haricisi ise Nur-u Muhammed'den aşağı bu alemin buradaki hulasalanışı. Zihayat ve zişur şudur. Zihayat, hayat, aslı yani kainatı koysak makineye şunu. Şunu koysak şeye, aslında hayat alemi de denilir buraya. Burası da yazmadık. Hayat. Hayat. Hayat alemi çok mühim. Onu... Şimdi bunun böyle detayını şöyle yaparsak şunu söyleyeyim. Madde-i hayat. Şimdi bu zihayat demek ne demek? Hayat, tek harf yapıyorum. Onun hulasası his, şuur, onun hulasası akıl, onun hulasası ruhtu diyoruz. Hep buraya giriyor yani bak. Ruh, buraya geldi bak. Ruh, bu. Anladın mı? Zişur ise bu
insandaki, dimağdaki meratiplerin hulasasıdır. Bu neydi? Cüz-i ihtiyar. Cüz-i ihtiyar. İrade. Cüz-i ihtiyar, cüz-i irade, meylan, tasarruf, emri itibari, emri itibari, emri nisbi, vahidi kıyasi ve ene. Gene oraya çıktı. Hani bunu ters çevirirsen, ha bu komplesine zişurdur. Sonu bu. Şimdi burada hissin yeri ne oldu? Burası. Bunun yeri hayatın içinde. Hayatın yeri neresi? Ruhta. Ama buraya uygularsak burada. Hayat. Anladın mı? Yani bu his bu şeyin içerisinden çıkıyor ortaya. Evet. Bu çekirdeğin içerisinden, kainatın içerisinden. Her şeyin kaynağı bu. Bunsuz hiçbir şey düşünme artık. Düşünemez. Yok. Yani ne demek? Şey dese ki çiçek. Ben varım. Aşağıdan bağırı çekelim. Bir dakika bensiz kendini ifade edemez. Bensiz kendini ifade edemez. Meyve diyor ki ben varım. Çekirdek diyor ki bensiz kendini ifade edemez. Biz şimdi yukarıdan aşağıya doğru indik. Çekirdeğe geldik. Ene olduk. Buraya. Tamam. Buraya mı kastın? Evet. O şey daireye. He, burası tecelli olan. Hakikati Muhammediye. Burası Veraseti Ahmediye. Yani benim demek istediğim şu. Burası da, bunu bitireyim de. Hı. Burası da detayda Şahsiyeti Muhammediye demektir. Şuradan doğru geldik yani böyle. Hı. Daireden böyle. Burası da, buraya geldik. Burada ene hakikati var. Benim anladığım yani. Hı. Buradan da tekrar çıkıyoruz. Heh. Böyle. Alem-i Berza. İnsan böyle. Buradan yoruluyoruz. Evet, yoruluyoruz. Buradan böyle geçip. Oradan bazı şeyler çıkıyor. Evet, yani, geçiyoruz. Kitaplar. Biz şimdi... Ve ezeli ve ebedi olarak kimliğin oluyor burada. Burada kimlik almaya geliyorsun. Bir de kimlik alamayacaksın burada. Şekil alıyorsun. Tam bitti. Burada kimlik aldın. Kim, sonsuz ezeli ve ebedi kimliğin budur. Oraya nasıl, orada nasıl dağılıyoruz tekrar? Nereye? Yani o şeyden, buradaki, vücudu hariciden yani vücut aleminden tekrar çıkıyoruz tekrar. Atomdan çıkıyoruz, maddi hayata geçiyoruz. Hı. Buna geçiyoruz, buna. Bu vefat anında diyor, hı, bak vefat anında ruh çıplak olmaz. Hı. Bir derece ruha sabit ve bir derece ruha münasip ve ruha münasip bir bedeni misalisi bir gılaf-ı latifi var. O olur, hı, bunu alırsın, maddi hayat denilen şey var. Malzeme var. Yani kainatın şöyle diyeyim. Bu kainatın aslına doğru bir gideyim. Madde itibariyle değiştiriyorum. Hı. Atom. Hı. Daha aslı esir. Daha aslı kuvvet. Esma. Kudret. Daha aslı kudret. Hı. Sıfat. Bu kainat sıfatı deniyor. Ha şimdi demek ki vefat anında ruh bunu cesede koymuş. Hı hı. Vefat anında bu ruhun bir gılafı var. Bir zarı var. Ruha münasip bir bedeni misalisi bir beden latifesi var. Bu çıkıyor. Bu ortaya gene kalmıyor, tek başına kalmıyor. Bununla beraber kalıyor. Maddi hayatla efendim şey cennette bulunuyoruz. O cesim madde, cesedimizin maddesi o. Yani şöyle anlayın. Rüyada kullandığın ceset nasıl bir ceset? Bunlar kopuk değil. Çünkü orada işlediğini burada fatura çıkıyor. Banyo yapıyorsun, dilin tatlanıyor. Kavga yapmışsan terden soğuk, köpek seni kovalarmışsa terden soğudun. Koşmuşsan yorulmuşsun. Hmm. O ki senden kopuksa sen niye şey yapıyorsun? Sana niye fatura çıktı yataktaki? Ha, anlamak adına öyle değil ama. Rüyadayken kullandığın cesedin 70 bin katı ilerisini düşün. Şunun ne demek katı? Şu. Evet. Şu elimi düşün. Birinci gölge. Canlı ve cansız. Arasında ne kadar mesafe var? Sonsuz. Evet. Bu canlı, bu cansız. Bir de bunun gölgesi düşünün. Bir de onun gölgesi 70 bin ha, atomdan cennetteki vücudumuz 70 bin gölgenin gölgesinin gölgesi. Neticede aynı yine madde ama 70 bin. Değil, madde değil. Madde değil mi? Madde bizim madde anlayışımız yok. O anlarda değil. He, bir varlık densin diye madde denmiş. Ona da ne demiş? Madde hayat. Hayat madde değil ama maddedir. Ama bizim bildiğimiz değil. Başka soru var mı?
Yoksa kesiyorum. Allah nerede bu hakikatin? Allah, her şeye Allah. Allah'ın hakikati. Ama bu içine de Allah denmez, onu hemen çarpayım. Evet. Allah'lık hakikatinin şunat-ı zatiye, sunat-ı zatiye sıfat-ı kutsiye sıfatına sıfat esme mecula ve burada da, burası da nedir? Esma'nın cilve ve nakşi. Evet. Bütün hepsi o esmada tecelli ediyor. Evet. Cilve ve nakşi. Yani kalem var mı üzerinizde? Nasıl bir kalem? Ver, ver. Burası hayat, burası esmanın cilve nakşi. Şimdi senin gadabınla sinirinde merhametin farklı. Nerede? Ruhta değil mi? Yerinde. Hayır, netice itibariyle hayatta. Hayat nerede? Hayatta nerede? Şuur ve histe. Şuur ve histe. O da akılda, o da ruhta. En sonunda enedesin değil mi? Bütün her şey enede değil mi şu anda? Ama dışarıda böyle gibi. Allah'lık hakikatinin Celle Celaluhu, Esma-i Hüsna'sının bir şeyi var. Esma'nın mertebesidir. Bak bu tarafta Esma. Bu tarafta Esma. Bu tarafta Esma. Bu tarafta. Esma hakikatinin içinde bir cilve ve nakşidir. Biz oradayız. Yani her tarafımız Allah evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. Her tarafımızı çepeçevre kuşatmış bu. Yani Esma'nın içinde, Esma'nın tecelliyatı içinde bir yerdeyiz. Orada cilve ve nakış şeklindeyiz. Esma değiliz. Tecelli yokken, bu tecelli yokken Esma olarak vardı. Esma olarak yedik biz. Esma da sıfattan bir şey yaptı. Evet, biz etti. Bu yokken evet. Meçhuldaydık. Evet. Meçhul Esma da kaynaklıdır. Hı-hı. Esma da sıfata kaynaklıdır. Biz buralardaydık zaten. Biz zaten oradayız gene. Buradan tecelli etti diye. Mesela ben bina yaptım diye kafamdaki bilgi. Kafamdaki bilgi silinir mi? Kafamda gene bilgi yok mu? Evet. Allah'lık hakikatinin de Esma-i Hüsna'sından biz zuhurat olduk ama gene burada varız. Evet. Aslımız bu. Onun için kemalat demek bundan aslına doğru gelmektir. O zaman biz nasıl ki senin kafanda ilim var, sen misin? İlim sen değilsin. İlim senden ayrı bir şeydir. Allah'ın içinde biz de varız esmasında ama haşa şey değiliz. Mahiyet-i zatiyeyi nasıl anlayacağız peki? Mahiyet-i zatiyeyi bunu anlama adına evet. Bu dört alemi ondan anlama şey adına 24. mektup. Mektup. Ve 22. sözün başı. Ve çok yerler var. Çok toplamam var. Hı. Merak ederseniz atıflarını şey yaparım. Hı. Ama bizdeki karşılıklarıyla şey yaparsak efendim mahiyet-i zatiye bizim şuramızdır. Ene. Evet. Bak mahiyet-i zatiye bizim şuramızdır. Şunat-ı zatiye bizim şuramızdır. Hı. Evet. Sıfat-ı kutsiye bizdeki İlim, sen, basar, irade gibi sıfatlarımızdır. Esma'nın da bizdeki karşılığı cilve ve nakış. O zaman daha iyi anlarsın Allah'ın hangi tarafı karşılığı bende. Güzel bir soru sordu. Bir daha söyleyeyim. Şurada, bak, mahiyet-i zatiyesi bizdeki karşılığı budur. Bununla anlarsın. Dedi ya, kendini tanıdığın anda Allah'a tanımış oluyorsun. Men arafe nefse fakat arafe rab. Bunun karşılığı 24. sözde şöyle diyor. Latife-i Rabbaniye'deki lezzeti tabirinde aciz olduğumuz lezzeti mukaddese, sururu mukaddese, memnuniyet mukaddese, şuunat-ı zatiyeye diyor aynı darlıktır. Anladınız mı orayı? Tamam. Ondan sonra sıfatın bizdeki karşılığı, sıfatı anlamak için İlim, irade, sen, basar meselesi var ya. Evet. İlim, irade, kudret, sen, basar, hayat, semi gibi sıfatların bizdeki karşılığını ile sıfat anlarız. Esma'yı nasıl anlarız biz? Esma'nın bizdeki karşılığı da şeydir, cilve ve nakış. Bu.
Göz, kulak, görüşken. Cilve ve nakış. Vücudu har. Vücudu hariciye mi oluyor? Demek ki bu alemi anlama adına burası ifade edemez. Kim ifade eder? Ancak şu. Bu da Adem. Bunu ifade ancak bu eder. Bunun içinde de bir ene var. Oh. Başka hiç kimse de yok. Bu vahdetül vücut. Nerede hata yaptı? Nerede hata yaptı? Buradan geldi. Bu çekirdeğe geldi. Buraya gelince her şeyin burada sıfırlandığını gördü. Fena fillah dedi ya 146'da. Elif'i gördü. Evet gördü. Yani. Her şey budur dedi ama buradayken konuştu. Bunu unuttu. Bu sefer onu dinleyenler de her şey budur. Buna haşa Tanrı dediler. Allah demeyecek. Buna da en iyi sahip çıkan dinsiz bir cehren var. Panteizm. Kainat mevcudatı da Tanrı'dır. Tanrı der buna. Muhyiddin Arabi'nin kelamı öyle ifade edildi yani. Sahilde öyle anlaşıldı. Onun için iki tane cehren çıktı buna. Muhyiddin Arabi'ye. Şehrül Kebir, Zındık-ı Kebir. Zındıklara yol açtı. Buna Allah dedi bu aleme. Cilve ve nakşa haşa Allah dedi. Allah'tan olana Allah dedi. Benden olana ben demiş gibi oldu. Nerede hata yaptı? Burada dururken buraya bakarak buraya konuşuyor. Yüzü burada. Yüzü böyle. Buraya konuşuyorsun. Buraya mı konuşuyorsun? Meryem tam dur işte dur. Gelmedin. Gitti burada kaldı. Buradan vefat etti. Yani buraya gelseydi düzeltecekti. Mevlana diyor ki biz diyor her gün dedi gidip geliyoruz ve günde her gün maşap Allah'la içiyoruz ama dava etmiyoruz. Gidip geliyor. Kur'an'ın zahiri 15. mektupta diyor. Eğer diyor Kur'an'ın zahir ifadeleri, hadisin zahir ifadeleri yani itikat, iman esasları ölçü alınmasa böyle sapıtır. Yani bu yerlerde yüzemezsin. Yoksa şey yersin, vurgun yersin. Ben nasıl yürürüm? Yani Risale-i Nur. Peki vacib-ül vücut nerede oluyor burada? Vacib-ül vücut denilir bunlara. Ha, evet. Ha. Vücudu vacip, başkasına o başkasına muhtaç olmadan vücudu zati. Mesela güneş dediğimiz için onun ışığı zatidir. Vaciptir vücudu. Ama bu mümkün. Buna mümkünat denilir. Mümkünat. Buna vacip denilir. Birisi var olması gerekiyor. Müstahil hakkı. İnsan bu iç dairedeki hepsini taşıdığına göre ve geriye de gidebiliyorsa ta o esmanın sınırına kadar o zaman cennete de ve cehenneme de gidebiliyor. Aferin. Çünkü Hazreti Ali diyor ki gözüm yani alemi kayıp açılsa yakınım ziyadeleşmez. Zaten görüyor. Ve zaten kendisi de şu anda zamanı kaldırırsak orada da. Zamanı bunu kaldı, bu çizgiyi kaldırdın mı? Zaten ha bu alemleri çizdik ama bir de bir şey söyleyeyim. Bu alem aynı zamanda burada temessülü, karakulları var, temessülleri var. Böyle açıldığın zaman ha, burada hep görürsün. Şimdi mesela bir gözün açılsın, ruhaniyeti görürsün, cinleri görürsün, melekleri görürsün. Ha burada. Hazreti amcayı bir yere götürüp de melek göstermedi ki. Orada gösterdi. O burada var. Mesela, burada radyo dalgaları olduğu gibi. Açılırsa. Ne açılırsa? Şu anda perdeler kalkarsa her şeyi arşı görürsün burada şimdi. Perde ne? İşte çıkart kendini aradan, zahir olsun yaradan. Takma neydi? Meniyattan ve günahlardan iştinab edecek. O zaman görüyorsun. O zaman. Ben de hepsi şuydu yani şu anda sen cennette de bulunuyorsun, cehennemde de. Ama göremiyorum. Göremiyorum. Evet, her yerde bulunuyorum. Bunu demek istedim. Yani. Evet. Nasıl çekirdeğe gittim. Evet, yani. Evet, aferin. Şu anda yani her şey... Evet, eşit. Sen her yerdesin yani. Her yerde olabiliyorum, evet. Hakikat itibariyle her yerdeyim. Bu meyvedeyim ben şu anda ama yaprağım ama aynı zamanda bu ağacın detayında değil miyim? Burada dayım ben. Onun için her şey şuurun olur buralara gelirsen Adem benim diyor. Artık kim kime iman edecek? Buraya geldin. Çekirdekle, meyveyle her şey burada bir oldu. Ona ağaç denmediği gibi artık buraya gelene insan denmiyor. Yani... İnsana da gayba iman etme teklif edilmiş. İman nedir? Gayba imandır. Nedir o? İman, hakaiki diniyenin zaruratını tafsilen, hakaiki diniyenin gayrisini, teferatını yani icmalen tasdik etmekten hasıl olan bir nurdur. Bu da insana teklif edilmiş.
buraya bu yaprak buraya gelirse artık yaprak olmadığı gibi buradaki insan da buraya gelirse insan değildir artık. Ama vacip de değildir, meçhuldur. Nedir onlar? Ustad 146 sikret tasdilerle yanlış sayfa vermeyeyim. O tabi Bala'ya göre, Bala diyorum. Benim bütün sayfalarım söylediğim Envar'a göredir. 146 mı dedim? Yanlış söyledim gene. 149'da. Bak veraset Ahmet Aleyhisselatü Vesselam'ın verasetiyle hakikati Muhammediyesinde Aleyhisselatü Vesselam kendini gördüğü gibi fenayı mutlak ile Cenab-ı Hakk'ın tecelli zatısını mazaret noktasına oraya gelince Allah'ın zatı gözüküyor. İşte biz cennette vaat edilmiş herkes cennette kendisini görecektir. Benim aynada gördüm, ben değilim. Benim gözüm diyorsun. Gören kim? Benim gözüm diyorsun. Benim gömleğim der gibi. Ben gömlek miyim? Ha, cennette herkes kendini görecek. O kendini görmenin ifadesi nedir? Öteki ucu Allah'ı görmektir. Evet, ben kendini görme anında Allah gözüküyor. Kendini yok. Çünkü yoksun ki. Fenay mutlak diyor. Fenay mutlak ne demek? Burada geçti 149'da. Fenay mutlak, bütün belirleniş, bütün sıfatlardan, bütün efsaflardan sıyrılmaktır. Fenayi mutlak, mutlak fena, mutlak fena, mutlak yok. Hiçbir şey yok, hiçbir belirlenişin yok. O zaman gözüken, görenle gören kim? Hani gören, sen belirlenişlerin var ya, gören sıfatın var da, gören, iraden var. Gören, görmek de bir sıfattır. Orada mutlak, fenayı mutlak olmuşsun. Görme de yok ki. O zaman görülen de yok. O zaman olan nedir? Öyle. Haşa, haşa ondandır. Hakkımı helal etmem ters anlayan. Ters anlayanı hakkımı helal etmem. Sonra der ki ben ahirette ben zaten kendimi kurtaramam. Haşa ve kella. Biz nereye gidersen git, meculuğa da girsen gene şeysin, mahluksun. Cennete değilsen bunlar hep mahluk. Yani cilve ve nakış. Vacib-ül vücuda mesleğinleri dedi ki seradikat-ı tecelliyattır, ölüm ve helakettir. Oraya geçinemez. Mümkünatı yoktur. Allah da zaten burada Peygamber Aleyhisselam kelamına ve rüyetine ehadiyetiyle mazhar olmuş. Vahidiyetle değil. Allah'ı hakkıyla görmek ancak vahidiyetledir. O da bir mümkün için, mahluk için mümkün değildir. Ancak en iyi bilen Allah'ı Allah'tır. Peygamber Aleyhisselam da ehadiyetiyle. Ehadiyet ne demek? Denizin bir katresi de bir damlası güneş aynadır. Bir de deniz yüzü güneş aynadır. Denizin komple yüzü güneş ayna olmasına vahidiyet. Onun içindeki her bir damlası ehadiyet. Onun için ehadiyetle güneşi gördü. Vahidiyetle güneşi göremez. Diyeceğim şöyle mesela, mesafe söz konusu değil o zaman. Mesela Allah size şahit almanızdan yakındır, daha da yakındır deniliyor ya. Mesela senin merhametine ruhun ne kadar yakınsa, gadabının da o kadardır. İçinde işte, yani mesafesizliği ifade ediyor, nihayetsiz yakınlık demek. Şu anda benim merhametime ruhun, ben denilen ene, ne kadar yakınım? Sonsuz, benim içimde. Benim içimde olana, bana ona yakınlık olur mu? Bu Allah'ın esmasının içinde bu. Ona ne mesela yani bir yer yok ki orada da ben. İçinde olana mesafe denilir mi? Ha peki sonsuz uzaktır siz ondan keyfiyeten. O yaratmıştır, Halik'tir, sen mahluksun. O zaman Halik ile mahluk arasında mesafe sonsuzdur. Güneşle insan... Yani gadapla merhamet zıt değil mi? Sonsuzdur da. Ama aynı yerdeler, dikkat ettiniz mi? Gadapla merhamet isi böyle vurma kırma öldürme sıfatınla acıma sıfatım ruhta aynıdır ama keyfiyetten sonsuz uzaktırlar. Nefis? Çünkü orada ruhta şey yoktur. Mekan ve madde olmadığı için mekan ve madde olmadığı yerde zaman yoktur. Zaman nedir? Mekandaki maddenin değişik şekil almasından ortaya çıkan şekile, levne zaman deniliyor. Zaman da yoktur, an vardır. Anlar toplanırsa zaman olur. Zam almıştır. Zam, an. Anların toplamı zam almıştır, zaman olmuştur. Evet. Nefsi burada nereye koyabiliriz? Nefsi mi? Evet. Bu nefis hayatın içinde. Hayat burada işte. Evet.
Hepsi orada. Tabii. Kainat. Hayat deyince. Bu kainatın hulasası var ya. Çıkıp koy. Süzersek hayat çıkıyordu. Evet, bu çıkıyor. Onu da süzersen his ve şuur, evet. His ve şuur. Onu da süzersen his akıl. Ve şuuru, akıl, onu da çıkarsan geçiyorsun ruha. Nefis de değil, açılımı yani. Evet. Bak ne kadar hoş oldu değil mi? Şimdi neredesin? Nefis nerede? Gadapların nerede? Rotamızı bulduk hocam. Tabii ya, şimdi neredesin anlaşıldı. İradem nerede? İlim nerede? Akıl nerede? Buradaymış cüz irade. Efendim, Cenab-ı Hakk'ın benim bu vücudu harici demek şuydu. Allah'ın dışında yaratılan şu vardı ya, daha önceki çizgideki şu. Şu, bunun tamamen nokta olarak, bir noktadaki tecellisi. Bu da Esma-i Hüsna'nın bizdeki bir noktadaki tecellisi. Sen böyle kılın. Lazcası, lazcası bu dersin, hulasasın. Sen çok değerlisin. Bil kendini, çöplükte harcama, aptal olma. Bu iş anlattıklarım sende ceyran ediyor. Allah'lık hakikati de gözüküyor sende. En önemli manyeti zatiyesiyle aynı darlık yapıyorsun. Yani eşimize gidelim, dünyada yaşayalım ama bunu da bilelim. Yani her şeyin hakkını ver, hepsinin hakkını vereceksin ama daire esbaptayken daire itikatta muamele yapmayacaksın. Daire itikattayken daire esbaptan dem vurmayacaksın. Her şeyi eğer yerlerini değiştirirsen Muhyiddin bir Arabi gibi olursun. Bazı dengesizler gibi bazıları çok değer verir, bazıları hiç değer vermez, olmaz. Hepsinin tecellisi ve cilvesi vardır. Orada bulunduğun aleme göre hareket etmek o esmaya mazariyet demektir. O bulunduğun aleme ve keyfiyet ve özelliğe göre hareket etme, esmayı kale almamıştır, o zaman kafası kırılacaktır. İman da mı hayatın içindedir? İman nedir? İman, işte biraz önce tarifinin hariç, hı hı. İmanın bu kainattaki hakikatin insandaki belirlenişle, bu hakikatla aslı kaynağındaki hakikati fark etme ve seyahat etme yoludur. Emin olmaktır iman demek. İman emin olmak. O zaman imanın bir ucu Allah'tır, bir ucu mahluktur. Bir ucu var ki Allah'tır. Mesela nedir o iman? İnsan ruhuna, bu insan ruhunu kabul edersen bir yerde toplamı, insan ruhundaki Allah'ın zatının nurudur. Allah'ın zatının nurudur. Ha, o zaman iman hem kuvvettir hem ilimdir. Tamam mı? Şimdi iman nurdur. Allah'ın nurudur. Peki o zaman nedir? Bu hakikat var ya bu. Esma-i Hüsna ve Mahiyet-i Zatiye şu. Mahiyet-i Zatiye şu nazın. Bunların hulasa-i manası sendeki tecellisidir. Ruhundaki karşılığıdır. Şeyde diyor ki şu alarda 29. lema sonunda bir çiçekte, bir eşyada gözüken Esma ile Esma'nın kendisi arasındaki mesafe de senin o eşyadaki çiçekteki Esma-i Hüsna'nın derecesini fark etmen senin iman derecendir. O zaman eşyada mesela Cemil ismi çiçekte gözükürken Cemil ismi Esma'da var. Bu 70 bin perdeden geçmiş hali. Bu eşyadaki Cemil isminin cilve ve nakşından Cemil'e doğru, Cemil Esma'ya doğru yükselme miktarın senin iman mertebe. Oradan bakıyorsun. Mesela ben oradan sıyrıldım, geldim. Bakıyorum kainata, burası kainat. Biraz da yürüdüm. Bakıyorum, bak kainata. Böyle. Gide gide. O Esma'nın mertebesi. Bu da sonsuzdur. Hı hı. Saat kaçta başladık? Saat 8 çeyrek.